kayıt. Sizin için çok önemli ve iyi yapılması lazım. Moka yapacağız. Oğuzhan yapacak. Ben ona söylememe gerek yok. Yapısını biliyor. Öğrendi. Geçen hafta öğrettim. Yok yok, Oğuzhan iyidir. İlk önce çikolata tozumuzu koyuyoruz. Üstüne espressomuzu çekeceğiz ki o çikolatayı eritebilelim espressoyla. Ondan sonra üstüne sütümüz geliyor. Şu anda kahvemizi çektik. Görüyorsunuz. 18 gramımız hazır. Double shot çektik. Ama kısa çekeceğiz yine. Sadece çikolata erinsin beraber. Akışını görüyorsunuz. Her çektiğimiz kahve hepsi aynı akışı. Görüyorsunuz içinde yavaş yavaş şey olacak zaten, karışacak. Single shot, büyük mug kullanıyoruz. Yani büyük fincana koyduk bunu. Yani sıcak çikolata kahve birleşmesi güzel bir şey. Kahvemiz çikolata tozumuzdan hazır. Sütü yaparken ben bunu karıştıracağım. İyice karıştırın bunu. Hatta baristamız bunu yapar aynı anda. Altında kalmasını istemiyoruz çikolata tozumuzun. Ve kahvemiz sıcak olduğu için zaten çok güzel karışıyor. Renginden de belli. Kahvemiz sütü almaya hazır. Şimdi bunu biz Avustralya üsülü bir moka yapacağız. Onun için üstüne çok az çikolata tozu. Bunun üstüne yapacak Oğuzhan Bey. Ve göreceksiniz Australian Cappuccino'ya çok benzeyen Australian Mocha dediğimiz. Latte art'lar önemli. Çünkü dediğimiz gibi gözümüze de güzel gelmesi lazım. Gözlerimizle yiyoruz, içiyoruz ilk önce. Yemek olsun, içerik olsun. Ve Australian Mocha. Görünüşü güzel, tadı muhteşem. Tadı çok çok iyi. Ya şu anda aromalar size gelmiyor ama bana hem kahve hem çikolata kokusu o kadar güzel geliyor ki elinden içmek istiyorum ama şimdi üstüme falan döker, onun için yapmayacağız. Görüntüsü güzel, aromalarımız güzel. Bol kahveli günler diliyorum ve tadına bakmak. Ya aşırı tavsiye ediyorum, gelin bunu için. Yani kahveyi sevmiyorsan bile moka. Eline sağlık Oğuzhan. En sevdiğim içecek. Vay, bence espresso en sevdiğim içecek. Ama sizler için biraz daha içelim. Çok iyi. Harbiden çok iyi.